Efendim, herkese merhabalar. Ege ile bugün ilk kez dışarıya çıktık bisiklet sürmeye. Çünkü Ege yan tekerleklerden kurtuldu. Artık iki teker olarak kullanabiliyoruz. Hem işimizi halledelim dedik, bir kargoya gittik. Ben ona trafikte nasıl davranabileceği konusunda biraz bilgi verdim. İki bisiklet bu şekilde çıktık. Daha sonra evimiz bizim ormana çok yakın. Orman kenarındaki yollardan gidelim derken şöyle göstereyim, burada zeytin bahçeleri falan var. Hatta böyle çam ağaçları arka tarafta komple ormana doğru gidiyor. Ve yolda küçücük bir şey bulduk. Düğme kadar. Dur, fokuslamaya çalışıyorum. O kadar küçük ki. Ege, o kadar küçük ki tam netlemiyor bile kameramız. Şöyle küçücük bir şey. Ege güneşten bakamadı. Minicik bir kaplumbağa bulduk. Yolun ortasındaydı. Yol büyük bir yol aslında, burası yeni açılıyor. Yukarı taraftan ormana doğru giden bir yol. Şöyle netleyeyim ben burayı. Yeni bir yol olarak açılacak burası ama hala doğanın içerisinde olduğu için böyle küçücük kaplumbağalar bahar ayında çıkmışlar ve yoldan geçmeye çalışıyorlar. Yolun tam ortasındaydı bu. Minicik bir şey. Netleyemiyorum Ege. O kadar küçük ki. O kadar küçük ki netleyemiyorum. Şöyle arkaya doğru geçsen istersen, yolun ortasında fazla durmayalım. Şimdi Ege ilk kez böyle bir şey gördü. İlk kez hayatında böyle bir şey Yani böyle gördü. küçük bir şey bu gördüm. Aslında biz bir keresinde kampa gitmiştik. Bunun iki tane bulmuştuk değil mi baba? Bunun Evet. büyüklerinden hani hatırlıyorsan dedi bize mantar vermişti. Evet, Arabayla evet. gelmişti. Evet. O gün ben dalları temizlemiştim. Hatta şunun gözüne görebiliyor musunuz? Dur, Küçücük. netlemeye çalışayım. O kadar netleyemiyorum. Biraz daha geri git. Çok az. Evet, minicik gözleri var. Korktu şu Küçücük. anda. Tamam, fazla oynatma. Korktu ve bize bakıyor. El sallasın mı size? Size el sallasın mı? Minicik elleri, parmakları var. Doğadaki her şey çok güzel arkadaşlar. Evet. Biz de doğanın bir parçasıyız. Aa, Ege bak, kafasını çıkarmaya başladı. Tamam, fazla yaklaştırma. Tam o yakınlıkta dur. Kafasını çıkarmaya başladı. Ellerini sarkıtmaya başladı. Bana bir şey Kara dersin şu an. kaplumbağalarını, ben de bir bilgi vereyim. Kara kaplumbağası bu. Kara kaplumbağalarını evde tutmak, evcilleştirmek yasak. Çok büyük cezası var. Çünkü bunun için özel kaplumbağalar var. Onlarla, hani onları evde besleyebilirsiniz ama kara kaplumbağaları kesinlikle cezası var, yasak. O nedenle biz onu zaten yolun karşısına gitmek istediği yere bırakacağız şimdi. Arabalar da geçiyor, böyle hafif gürültü var. Gerçi çok fazla trafikli bir yer değil burası. Dediğim gibi bizim evimiz biraz şehrin dışında. Seviyoruz çünkü doğayı çok seviyoruz. Ben de Ege ile birlikte doğada vakit geçirebilmek için zaten buraları tercih ettim. Ege fazla oynatma, minicik ve bakıyor, biliyor musun? Ayağı oynuyor arkasında Evet değil mi? evet artık bize alıştı galiba Ege. Dur Az ben de önce çok korkuyordu, şimdi korkmuyor. Bak, seni görünce, ama seni görünce bir kafasını içeri aldı. Böyle bir içeri attı beni kafayı. sevmiyor. Seni sevmiyor mu diyorsun? Ya da beni Hmm, çok görmüyor yok. ya. Şimdi hepimizde bu var. Biz onlara zarar verecek miyiz acaba diye düşünüyor büyük bir ihtimal. Gel biraz gölgeye gidelim seninle. Zaten onu bırakacağız ya az sonra. Bırakacağımız yere gidelim, alışsın. Ne oldu? Tırnağı mı değdi? Ya Korkma, olsana korkma, bir ya. şey olmaz. Hiç korkma. O sana hiç zarar vermez. Sana tırnağı değil. Düzgün tut istersen. Gel bana doğru bak. Ya bırakayım baba ya. Çok oynuyor. Benim elime koy. Bir şey olmaz. Tırnakları birazcık sivri olabilir. Şimdilik biraz küçük olduğu için. O kadar yumuşak ki elleri falan. Gerçekten çok yumuşak elleri var ya. Gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Ege de burada. Bak ben gelince korkuyor. Evet. Şimdi yanımızda kameramız yoktu aslında. Biz bisikletle çıktığımız için ekipman falan almadık. Telefonla çekiyoruz. Telefonla çekiyoruz. Biraz böyle titreşim falan olabilir. Artık yapacak bir şey Bir de yok. şey, biz bunun olacağını bilmediğimiz için Evet. koyma üstüme. Hayır, üstüne koymayacağım. Eli böyle aynı karede tutmaya çalışıyorum sizi. Aynı karede olmanızı istiyorum böyle. Çok tatlı ya. Minicik bir şey. Ne diyordum en son? Ha, kara kaplumbağaları kesinlikle evcilleştirilmesi yasak kaplumbağalar. Şimdi elimden düşmesini istemiyorum. Ufaklık biraz hareketlendi.
Çünkü bize alıştı. Kaplumbağalar çok uzun yaşayabiliyor arkadaşlar, biliyor musunuz? İnanılmaz uzun yaşar kaplumbağalar. Ve sanılanın aksine kaplumbağalar çok işte elinizde tutmayın, mikrop kaparsınız falan gibi inanışlar var. Ama öyle bir şey yok. Biz zaten yanımızda kolonya taşıyoruz. Koronavirüsünden dolayı sürekli kolonya ile dolaşıyoruz. Bisikletle de çıkmış olsak küçük bir kolonya şişesi aldım ben. Aynen. Şimdi kaplumbağaya temas ettik. Ne yapacağız Ege'cim? Bunu bırakacağız. Buraya. Bunu bırakacağız. Sonra kolonya ile ellerimizi temizleyeceğiz. Sonra küçük kafacan, ormana doğru düşme. Sürmeye devam edeceğiz. Ben... İnanılmaz tatlı ya. Çok tatlı bir şey. Şimdi kafasını açtı. Biz de doğanın bir parçasıyız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz doğanın bir parçasıyız ve onlarla uyum içerisinde yaşamak zorundayız. Doğadan çok uzaklaştığımızı düşünüyorum. Biz de bilgisayar başında vakit geçiriyoruz Ege ile ama biz işte mümkün olduğunca çıkmaya çalışıyoruz dışarıya. Doğada olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bilgisayarlar lazım günümüzde. Biz birçok işimizi onunla yapıyoruz. Mesela bu videoları size ulaştıramayız eğer bilgisayar kullanmıyor olsak. Ama bilgisayarla işimiz bittikten sonra doğada olmalıyız tekrar. Dışarıda olmalıyız. Dışarıdaki etkinliklerimizi yapmalıyız. Asla doğadan kopmamalıyız. Evet babacığım, sen neler söylemek istersin? Bilgisayarda çok fazla şekilde durmamalıyız. Fazla durursak çünkü bilgisayarlar bizim gözümüzü bozabilir. Evet. Çok hareket ediyor yalnız. Neden hareket ediyor biliyor musun? Kaçmaya çalışıyor. Bize alıştı da ondan hareket ediyor. Kaçmaya çalışıyor. Bak abi, havada yüzüyormuş gibi hareket ediyor, görüyor musun Ege? Bırakayım mı artık bunu? Evet, aslında çok fazla şey yapmayalım. Korkabilir çünkü. Ama çok küçük ya, minicik. Ege'nin ellerini tahmin edersiniz. Ege'nin elleri küçücük. O inanılmaz küçük yani. Düğme gibi bir şey. Yolun ortasındaydı. Şimdi biz onu kurtardık. Şimdi kenara koyacağız tekrar arazinin içerisine. Diyeceğim. Ama çıkacaktır. Yollarda dikkat etmek lazım ama görülebilecek kadar büyük bir şey değil. Yani emin olun, biz bisikletle gitmeseydik göremezdik mesela. Arabayla gittiğinizde göremezsiniz. Çok küçük. Evet babacığım, söyle. Şöyle şu tarafa doğru geç istersen. Ben bir şey demek istiyorum. Hı-hı. İnsanlarda çok durduğumuzu düşünün. Biz çok duruyoruz. Öyle düşünelim. Çok dursaydık eğer biz size bu kaplumbağayı gösterebilir miydik? Evet. Evden dışarı çıkmasak bunu keşfedemezdik mesela. Bu küçük. Aa, işe de. Çişini yaptı. Ya al şunu ya. Ege üstüne geldi mi? Hayır. Ayakkabına mı geldi? Hayır. Yok, benim de üstüme gelmedi. Ya küçücük zaten, ne olacak, hiçbir şey olmaz. Al şunu. Yere koyabilirsin, bir şey olmaz. Merak etme. Yere koyuyorum. Yani biz diyor Ege bilgisayar... Evet, ileriye koyalım, hadi. Hadi yürü yürü. Hiçbir şey olmaz. Kolonyayı da temizlersin kaplumbağanın çişinden, ne olacak? Kakasını yapsaydım abi, bu ne? Evet, bu araziyi sürmüşler. Fazla içeri girmeyelim. Tamam, şimdi. Buraya ev yapabiliriz. Minicik bir şey bu. Ege... Ege acayip keşifler yaptın ha bugün. Yani inanılmaz keşifler yaptın bugün. Yani bir kaplumbağanın nasıl çiş yaptığını da görmüş oldun. Evet. Benim elime geldi mi ya? Dur bakayım. Yok, gelmedi. Benimkine ama gelmiş. Ama neredeyse telefonun üstüne geliyordu. Ay, geliyor, çok geliyor. Güldüm. Baksana nasıl yürüyor. Ege ya, çok tatlı bir şey biliyor musun? Ama hayvanlar çiş yapması normal. O kadar küçük ki. O kadar küçük ki taş, taş gibi ya. Yok, çekmene gerek yok. Onlar çok güzel tırmanabiliyor biliyor musun? Şu taşı şuraya düşmesin de. Yok, çekme çekme. Anam! Çok güzel tırmanabiliyorlar. Ne tatlı da. Böcek gelmiş. Baksana bak bak bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani kendinden daha büyük taşların üstünden gidebiliyor. O örümcek babacığım, giden. Örümcek. Hiç korkma, bir şey olmaz. Zaten biliyorum. Böcekti değil mi o? Yani ne biçim işedi ya? Ama yani bir hayvan tuvaletini yapması bile tabii bir keyif. Sen onu elinde tuttun. Ne yapsın hayvan? Biraz uzattık konuyu. Peki
gösterelim diye. Yani şöyle bir şey de var. Mesela onun tuvaleti yapması aslında bir araştırma. Yani nasıl tuvalet yaptığını öğrendik. Çok fazla korktuğunda, bizim elimizde alıştığında, evet, bazen tuvaletini yapabiliyormuş. Bunu öğrendik. Evet. Mesela korkusu geçince ne yaptı? Tuvaletini. Önce kafasını, ellerini dışarı çıkardı değil mi? Evet. Çünkü artık bizim vücut ısımıza alıştı, bize alıştı. Bizim ona zarar vermeyeceğimizi anladı. Hemen. Nereye çekiyorsun orada? Orada gidiyor, merak etme. Evet, küçük dostumuz gidiyor. Hatta biz konuşurken biraz uzaklaştı. Şöyle göstereyim. Örümcek çimlerin geldi arasında. Örümcekler onun yanında gidiyorlar. Doğa harika bir şey arkadaşlar. Doğa mükemmel. Örümcek bir şey. Bir şey yapar mı onu? Böyle gidiyor küçük kaplumbağamız. Artık inşallah bakın, kocaman bir kaplumbağa olacak. Ceviz bu. Yüzlerce yıl yaşayacak. Yüzlerce yıl yaşayan kocaman bir kaplumbağa olacak. O ne ya? Evet. Çok uzun yaşıyorlar. Çok uzun yaşıyorlar. Evet. Ama kırılmış bu. Onu da atalım. Şimdi bir bay bay diyelim artık. Bay bay. Ne yapmış olduk? Güzel bir kaplumbağayı kurtardık. Evet. Ege ilk kez bu kadar küçük bir kara kaplumbağası gördü. Ben bu kadar küçük bir şey, yani bu kadar küçük bir kaplumbağa gördüm ve hiç tahmin etmiyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Kargoyu alırız, berbere gideriz, eve döneriz diye düşünüyordum. Evet, bize sürpriz oldu. Ama bunun çıkacağını hiç düşünmüyordum ben. Doğada her şey çıkabilir babacığım. Doğa sürprizlerle doludur. Şimdi elinle burnunu elleme. Neden biliyor musun? Bak bunu sana hatırlatayım. Özellikle videoda hatırlatayım. Arkadaşlarınıza da hatırlatayım. Sen şimdi bir doğadaki bir şeye dokunduk. Başka bir canlıya dokunduk. Ellerimizi temizledikten sonra burnumuza dokunmamız sen lazım. Şurada dursan bir. Hadi bir bay bay diyelim, gideceğiz artık. Bay dur. Bay. Böyle şuraya gel. Seni tam göreyim. Evet, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kaplumbağa gidiyor. Dereleri, tepeleri aşıyor. Yani küçücük, o kadar küçük ki şöyle arada arada gitmeye devam ediyor. Hayal evet gidiyor. Biz de gidelim de bisiklete binelim. Aynen. Yakın zamanda sürprizler olacak. Çünkü Ege yeni bir şeylere başlayacak ama söylemesin şimdi. Şöyle şeyler de olabilir. Bir gün biz bisikletle topraklarda gezeceğiz yani. Bir evet gün, o gün de gelecek. Yapacağız. Yani o gün farklı şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ne olabilir söyleyeyim mi? Belki de tavşan bile görürüz. Hiç belli belki olmaz. Çünkü yaz geliyor artık. Canlıların evet çıkma mevsimleri. Kamp yapacağız. Kamp videolarımız olacak. Eğlencemiz olacak doğada. Güzel bilgiler vereceğiz hepinize. Onun için takip ederseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.